Değerli arkadaşlarım selamlar. EBO-PKOK problemleriyle birlikteyiz yeniden. Ee, bir önceki videomuzda ebo ile alakalı özellikleri öğrenmiştik. Sayıların ebo ekokları nasıl bulunur ve bunların özellikleri nelerdir? Bunlara yer vermiştik. Bunları öğrendikten sonra bunların uygulaması ebo -Pekok problemleridir arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu kısımda ilk anlatacağımız olay şu. Çünkü kitaplarda ya da sınavda soru karşınıza çıktığı zaman ...şu EBOB sorusudur, bu ECOG sorusudur diye bir ayrım yok arkadaşlar. Yani bunu siz anlayacaksınız. Şimdi biz önce burada arkadaşlar bakın... ...işte uzunlukları verilen teller, işte çuvallar vesaireler... ...tarla, bahçe olaylarında arkadaşlar EBOB olduğunu anlayacağız. Nasıl anlayacağız? Şöyle. EBOB'da arkadaşlar bakın... ...EBOB problemlerinde... ...mantık şu. Arkadaşlar elinizde bütün var... Siz bu bütünü neye ayırıyorsunuz? Parçaya. Ama nasıl parçalar ayırıyorsunuz arkadaşlar? Eş parçalar. Tamam mı? Yani bir bütünü eş parçaya ayırma mantığı varsa soru EBO problemidir. Tamam mı? Mantık şu arkadaşlar. Mantık şu. Ve soru tipi şu. Söyleyeyim. Birinci soru tipimiz arkadaşlar. Bakın çubuk, çıta, kablo, bölme soruları. İkinci soru tipimiz şu. Çuval, bidon vesaire. Yine şuraya da vesaire diyeceğiz. Ee, bölme. Ya nasıl bölüyorsunuz? Bunları işte keserek bölüyorsunuz. Çuvalı bidonu da böyle işte küçük bidonlara, küçük poşetlere falan koyuyorsunuz. Tamam mı? Üçüncü olarak arkadaşlar e, kare parsel. Kare parsel oluşturma. Dördüncüsü işte Ağaç dikme. Bunun gibi arkadaşlar yani daha da farklı sorularda olabilir. Mesela e, işte parasal bir soru da yazmışım. 15. soruda göreceksiniz. Yani mantık şu. Elinizdeki bütün olarak var olan şeyleri parçalara ayırıyorsunuz. Ama nasıl parçalara? Eş parçalara ayırıyorsunuz. Tamam mı? Mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi burayla ilgili tabi soruyu okuduğunuzda size bazı bilgiler veriyor. Onları böyle içinden cımbızla çekip sorunun EBO problemi olduğunu anlamanız gerekiyor. Nedir bu? Bakın mesela 11'e bakalım. Uzunlukları 30, 36, işte 54 metre olan 3 kablo eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Bir kere şu eşitin hemen altını yazar çizmediyse sen çiz. Tamam mı? Sonra elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır? Şimdi neden en az arkadaşlar? Çünkü burada en büyük ortak bölen kullanacaksınız ki parça sayısı ne olsun azalsın. Yoksa bunu milim milim sonsuza kadar parçalayabilirsiniz arkadaşlar. Ama şuna dikkat edin. Elinizde bazı bütünler var. Siz bunları ne yapacaksınız? Parça ayıracaksınız. Bakın şöyle görselini oluşturayım. Şimdi bir 30 metrelik kablonuz var. Bir arkadaşlar 36 metrelik kablonuz var ve bir de ne var? 54 müydü? Evet, bir de 54 metrelik kablonuz var. O zaman bunları eşit uzunluklarda parçalara ayıracaksınız. Ve sisteminiz şu bakın. Şimdi diyeceksiniz ki bunların önce EBOB'unu bulalım. Şimdi bir önceki videoyu anlatırken arkadaşlar yani EBOB EKO'nun başında demiştim ki size eğer sayıların EBOB'unu bulacaksanız ki bu bir EBOB problemidir arkadaşlar. O zaman sadece ortak bölünenlere bakacaksınız tamam mı? Bakın. Diyorum ki ben buradaki sayıların hepsi 2'ye bölünüyor. Bu 15 arkadaşlar. Bu 18. Bu da kaç olur? 27. Sonra buradaki sayıların hepsi 3'e bölünüyor. Bak şu ikisi 2'ye bölünmediği için 18'in bölünmesi önemli değil. Hepsinin aynı anda bölünmesi gerekiyor. Çünkü en büyük ortak bölen arıyorsunuz. Şu 5 arkadaşlar. Şu 6. Şu da kaç geldi? 9. Öyle değil mi? Peki artık bunların ortak böleni var mı? Yok arkadaşlar. Demek ki olay şuymuş. Bakın. Şuraya yazıyorum. EBOB 30 36 ve 54 eşittir. Şu ikisini çarptığınız zaman kaç geliyor arkadaşlar? 6. Yani EBOB bunları çarpmayla geliyordu. Demek ki sevgili arkadaşlar biz bunları böyle 6 metrelik değil mi? Parçalara ayıracakmışız. Yani hepsini böyle 6 metrelik parçalara ayırıyorsunuz. Peki kaç parça gelirin cevabı iki şekilde bulunabilir. Birincisi klasik olarak bakın dersiniz ki hocam ben şu 30'u 6'ya böldüm. Buradan kaç parça gelir? 5 parça. 36'yı 6'ya böldüm. 6 parça. 54'ü 6'ya böldüm. 9 parça. Yani toplam arkadaşlar şuraya yazıyorum. 5 parça, 6 parça, 9 parça 15 5 tane oldu. 20 tane parça elde etmiş oldum sevgili arkadaşlar. Tamam? Şimdi burayla ilgili, burayla ilgili bakın şöyle güzel yöntemlerden bahsedeceğiz. Eğer siz bu soru tipini tanıyorsanız arkadaşlar artık tanıyorsunuz. Pratik olarak şurada elde ettiğiniz sayıların arkadaşlar bak şurada elde ettiğiniz sayıların toplamı direkt size cevabı veriyor. Tamam mı? Bu bu işin kısa yolu arkadaşlar. Ve göreceksiniz ki burada EBOB'la ilgili bütün problem çeşitlerinde ...anlatımın yanında bir de kısa yol anlatacağım. Kısa yollarla da soruları çözebileceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Yani o kadar da korkutucu değildir. Yeter ki soruları tanıyın. Şimdi başka bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar bakın bu 20 sayısı nedir? Parça. Şimdi başka bir kitapta gider çözersiniz. Size 5'i 1-4. Şu 5 bu 8. Arkadaşlar bunlar da size 4, 5, 8... 17 yaptı. Bu da arkadaşlar size kesim sayısını verir. Unutmayın. Bak burada yani bir konuyla ilgili soru çözerken hani böyle onlarca soru değildi arkadaşlar. Aynı soru içinde farklı versiyonları anlamanız daha iyidir. Yani bunun için ben yeniden bir soru yazmamışım mesela burada anlatıyorum. Diyorum ki bunun gibi bir soru sana farklı şekilde nasıl sorulabilir? Aynı şeyleri söyler. Elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır demez de en az kaç kez kesmişsinizdir der. E o zaman arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şimdi burada 5 parçaydı ya hani. Ben bunu şöyle hepsini yazayım. Bak 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 5, 30 etti. 30 metre oldu. Ve sen bunu bak 1, 2, 3, 4 kez kesmiş oldun. Yani 5 parça 4 kesim demektir. Bunu arkadaşlar şöyle aklınızda tutun. Bak 5 parmak 1, 2, 3, 4, 5 parça olarak kaç kesim yapıyorsunuz? 4 kesim böyle aklınıza tutacaksınız. Tamam mı? Mantığımız bu arkadaşlar. Evet, burayla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar ve burayı şimdi geçiyorum. Tamam mıyız? Şimdi bunu hallettikten sonra arkadaşlar şurayı tekrardan bir silelim. Cevabımızın zaten 20 parça olduğunu söyledik. Ve arkadaşlar bu alanımızı yine 12. soruyu kullanmak çözmek için kullanalım. Bakın. 12 diyor ki kütleleri 24, 36 ve 48 kilogram olan 3 farklı cins pirinç. Arkadaşlar hemen çizim yapayım. Bak şurada bir 24 kilogram, şurada bir 36 kilogram, şurada da bir 48 kilogramlık neyimiz var? 3 cins pirincimiz var tamam mı? Hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde eşit kütlelerde poşetlere konulacaktır. Hemen eşitin altını çiziyoruz. Arkadaşlar soruyu EBOB sorusu yapan bir eşit kelimesidir. İki arkadaşlar en azdır. Unutmayınız. Tamam mı? Yani bütünleri parçaya ayırmanın yanında bir de bu iki tane kelimeye dikkat edeceksiniz. Eşit ve en az. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar parçalara ayıracağımız için 24, 36 ve 48'in EBOB'unu bulacağız. Ne demiştik arkadaşlar? Ortak bölünenleri yazıyoruz. Hemen şöyle baktığınız zaman arkadaşlar hepsi 2'ye bölünüyor. 12 18 24. Tekrar 2'ye bölünüyor. 6 9 12. Tekrar hepsi 2'ye bölünmüyor. 3'e geçtim. Şu 2, şu 3, bu da kaç geldi? 4 ve bitti arkadaşlar. Demek ki bunların EBOB'ları sevgili arkadaşım 24 36 ve 48'in EBOB'u şunu 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 çarptım. Kaç geldi? 12 kilogramlık poşetlere koyacakmışız. Yine kıymetli arkadaşlar bunları 12 kilogramlık poşetleri koyuyorsanız bak 24'ü 12'ye böldüm buradan 2 tane 36'yı 12'ye böldüm buradan 3 tane 48'i 12'ye böldüm buradan da 4 tane yine arkadaşlar bakın şurayı toplarsınız. pratik olarak 2 3 4 size aynı cevabı verecektir bak Ebo 12 buldun 12 kiloluk poşetleri koyacaksın şundan 2 tane bundan 3 tane bundan da böldün 4 tane geldi 2 3 4 topladı ne yaptı 9 tane değil mi? Yani toplamda arkadaşlar 2 artı 3 artı 4'ten 9 tane poşet elde etmiş olursunuz en az. Peki neden en az diyorum? Tekrar ediyorum. En az demezsem ben bunları arkadaşlar 1 kiloluk poşetlere bile koyabilirim. Yarım kiloluk poşetlere bile koyabilirim değil mi? Ya tam sayı dese en kötü 1 kilo koyarsınız. Bundan 24, bundan 36, bundan da 48 tane poşet elde edersiniz. Anlaşıldı mı? İşte en az demek bunları ortak bölende 12'de buluşturmaktır. Ve yine az önce de söyledim arkadaşlar. Bak şurada anlattım. Dedim ki 30'un, 36'nın ve 54'ün hepsinin ortak böleni 6'dır. Şu 5, bu 6, bu 9 kalır. Şu 3'ünün toplamı direkt biz arkadaşlar diyoruz ki topla. Pratik oldu değil mi? İşte burada da aynı şey. Bunları topla. Ne yaptı? 9 tane bak aynı şeyi yakalıyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi her soruda da bir kısa yol olduğunu söyledim. Kısa yolları da böyle ekstradan anlata anlata ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurayı temizliyorum. 13. sorunun çözümü için. Arkadaşlar. Hemen 13'e bakalım. İlk sorumuz neydi? Çubuk sorusu, çıta sorusu, işte kablo sorusu. İkincisi arkadaşlar, çuval. Bunun bize fıçı olarak, bidon olarak da sorabilir. Üçüncü sorumuz ne? Hemen okuyalım. Diyor ki, eni 45, boyu 105 metre olan. Hemen arkadaşlar, çizimi yazıyorum. Çizimi yapıyorum. Neymiş? Eni 45 metre, boyu da 105 metre. Olan dikdörtgen biçimindeki bir tarla hiç artmayacak biçimde eş karelere bölünerek küçük bahçeler yapılıyor. Bu şekilde en az kaç tane bahçe elde edilebilir? Hemen arkadaşlar eş karelere dediğine dikkat edip altını çiziyorum ve en azın altını bir daha çiziyorum. Bak eş en az olmazsa olmazımız. Şimdi burada değerli arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ee, ben şimdi kitaba video ders notuna ya da soru bankasına bu bahsettiğim soruyu koymadım ama bazı kaynaklarda sizi tuzağa düşürmek için arkadaşlar bak şu hiç artmayacak biçimde şurayı eşi yazmıyor. Karelere bölünerek bahçeler yapılıyor. Bu şekilde en az kaç tane bahçe elde edilir diyor ya. Şimdi eş demediği için bu sorunun çözümü farklı oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz uygun çizeyim. Bak eş demezse ne yapıyoruz? Eş demezse arkadaşlar şuradan bir 45 alıyoruz. Şuradan bir 45 daha alıyoruz. 45-45 90. Öyle değil mi? Şimdi bunun 90'ını alırsanız buraya ne kadar arkadaşlar? 15. Öyle değil mi? Sonra burası da 45 metre. Burayı da arkadaşlar 3 tane 15'liğe ayırıyorsunuz. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? 5 tane kare elde ettiniz. Ama bu arkadaşlar eğer size <laughs> soru sizi tuzağa düşürecekse şurada eş kare demezse böyle çözüyorsunuz. Peki hocam bu EBOB sorusu mu? değil. Ben de o yüzden yazmadım zaten. Tamam mı? Adam ne yapıyor? Teste bu soruyu koyuyor. Senin dikkatini ölçüyor. Ama ÖSYM'nin bu soruyu sorma ihtimali arkadaşlar bence yok. Tamam mı? Çünkü hani burada bir eş kelimesi olacak ki bu soru senin için bir EBOB sorusu olsun. Tamam mı? Çünkü bu haliyle bu EBOB sorusu değil sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi tekrar söylüyorum. 45'e 105 arkadaşlar boyutlarımız. Eş kareleri ayıracağımız için 45 ile 105'in ebobunu buluyoruz. Şimdi 3'e böldüm. 15, 35, 5'e böldüm. 3. Bu da ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. Tamam mı? Şimdi bunun için arkadaşlar söyleyeyim size. Burada ebobu buldunuz. Ebob arkadaşlar 45 ile 105'in ebobu. 3 kere 5 kaç geldi? 15. Bu şu demektir. Sen bu tarlayı 15'lik parçalara ayıracaksın bak. Şurası 15, 15, 15 burası 15. Peki 105'ten kaç 15 çıkar? 7 tane bak. 2, 3, 4, 5, 7 tane. 15, 15, 15, 15, 15. Bak şimdi Çizim yaparsanız arkadaşlar görüyorsunuz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Yani arkadaşlar 21 tane kare şeklinde bahçe işte neyse tarla tamam mı oluşturulabiliyor. Bunun 3 tane yolu var tamam mı bak birinci yol birinci yol çizim birinci yol neymiş çizim. İkinci yol arkadaşlar kısa yol. Bak kısa yol 3 ile 7'yi çarp. Ne yaptı? 21. Sana cevabı veriyor. Çünkü sen 45'i 15'e böldüğün zaman 3 kalıyor. 45'ten 3 tane elde ediyorsun. 105'i 15'e böldüğün zaman 7 geliyor. 3 kere 7 21 sana kare parsel sayısını veriyor. Arkadaşlar 3. yol 3. yol formül. Peki Bak bir tane soru için bile 3 tane yol var. Çiz, çöz, kısa yol. Tamam mı? Böyle kodlayın. Çiz, çöz, kısa yol. Kısa yol ne? Bunları çarp. Çiz zaten çizim. Peki formülle arkadaşlar? Formül de şu. Bizim dikdörtgenimizin alanı yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Alanı alana bölüyoruz. Tamam mı? Yani dikdörtgenin alanını bir tane karenin alanına bölüyorsunuz. Dikdörtgenimiz 45 çarpı 105. Bir tane kare parselimizin bahçemizin alanı nedir? 15 çarpı 15. Bak şunu böl 3, şunu böl 7. 7 kere 3 ne yaptı? 21 sorunun cevaptır. Tamam mı? Yani bu olmadı bu, bu olmadı bu, bu da olmadı. Artık olsun arkadaşlar. 3 tane yol verdik. Tamam mı? Ve en önemli türlerden biri bu diyebilirim sınav için arkadaşlar. Tamam mı? Aklımızda olsun. Evet. Geldik dördüncü soru tipimize. Şimdi boyutları 28 metre ve 32 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin bir kenarına duvar yapılmıştır. Bu duvarı da arkadaşlar çok iyi gösteremedim ama yani tarlanın, bahçenin işte şu kısmında ne var arkadaşlar? Duvar var. Şimdi bir bahçeli ev düşünün ya da köydeki evinizi düşünün. Bir tarafı arkadaşlar böyle duvar yaptıysanız hani onun dibine belki ağaç çekersiniz, dikersiniz ama hani yapmayabilirsiniz de bu soruyu yapmamış tamam mı? Şimdi diyor ki bahçenin bir kenarına bahçe doğru yapılmıştır. Bahçenin duvar yapılan kenarı dışındaki kenarlara yine arkadaşlar eşit aralıklı en az kaç ağaç dikilebilir? Bakın her soruda eşitin altını çizdim. Her soruda arkadaşlar en azın altını çizdim. Demek ki ebop probleminin olayı iki tane kelimede gizli. En az ve arkadaşlar nedir? Eşit. Tamam mı? Eşit olmazsa olmaz arkadaşlar. Ebop olmaz. Bu durumda bakın yine bunların eboplarını bulacaksınız. Neymiş boyutlar? 28'e 32. Bak 4'e bölersem bu 7. Bu da kaç olur? 8. Hani 2 kere 2'ye bölmekten 4'e böldüm. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar demek ki, demek ki bakın <laughs> biz burayı çevre ağaç dikeceğiz arkadaşlar. Şuraya bir ağaç diktik. Araya 4 metre mesafe koyduk. Bir ağaç daha diktik. Öyle değil mi? Sonra şuraya bir ağaç diktik. 4 metre mesafede bir ağaç daha diktik. İşte arkadaşlar. Çizimi de ben özür diliyorum. Kalem uçtu. Çizimi de ben uygun yapmışım. Bak şimdi. 4 8 16 devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 4 kaç yaptı? 32. Şimdi bunun arkadaşlar ağaç sayısı bak bunun ağaç sayısı nasıl bulunur derseniz arkadaşlar şöyle bulunur. Yine bak birinci yol çizim tamam mı? Çizebilirsiniz arkadaşlar. Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8. Bak buraların hepsi 4 metredir. Doğru mu? 28 4'e böl 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oluyor değil mi? Yani şuraya duvar olarak kabul ettik. Tamam mı? Düzgün çizelim. Şurayı duvar olarak kabul ettik. Şuraya baktınız arkadaşlar. 1 2 3. Çünkü burası 28 metre. 1 2 3 4 5 6 7. Yani bakıyorsunuz şuraya da aynı şekilde çizebilirsiniz. 2 3 4 5 6 7. Şimdi şöyle baktınız. Hepsine diktiğinizi farz ederseniz arkadaşlar, hepsine diktiğinizi farz ederseniz yani hiç buraya duvar yapmamış olun arkadaşlar. Tamam mı? Bak buraya 32 4'e böldünüz 8. Dikkat edin bak. 8 dediğiniz şey 8 tane aradır. Buraya 9 tane ağaç dikersiniz. Öyle değil mi? Sonra arkadaşlar yukarıdan aşağı bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? 6 buraya dikersiniz. Sonra 6 buraya dikersiniz. Şuraya da arkadaşlar yine kaç tane dikersiniz? 9 tane. Bunları toplarsınız arkadaşlar. 9, işte 18, 6, 6, 28 kaç yaptı? 30 şey 40 yapıyor galiba değil mi? 18 12 daha yok 30 yapıyor. Ama arkadaşlar şuradaki ağaçları dikmediniz öyle değil mi? O 9'u ne yapıyorsunuz? Çıkarıyorsunuz cevaba ulaşıyorsunuz. Yani 6 6 12 9 daha ne yaptı arkadaşlar? 21 yaptı tamam mı? Şimdi birincisi çizdim buradan cevaba ulaştım. İkincisi arkadaşlar şöyle bir yol var. Diyorsunuz ki bak bunları topluyorum. Ve kaçla çarpıyorum? 2 ile. Pratik yol. 15 çarpı 2 kaç yaptı? 30. Ama bu 30'un yanında şuraya 9 taneyi dikemediğim için bu ekstrem bir durum. Kaça ulaşırım yine? 21'e. Öyle mi? Burası da 21'de. Şimdi yine bak şuradaki gibi çiz, çöz, kısa yol diyordum ya arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Çizdim. İşte buraya 6 tane, buraya 6 tane, buraya 9 tane, buraya 9 tane. Bu 9 taneyi dikemediğim için 6, 6, 12, 9 daha neyi buldum? 21. Buradan yakaladım. Sonra kısa yoldan, bak kısa yoldan, kısa yol. Kısa yolu şunları toplayıp iki katını almak. 30 buldunuz. Ama yine şekilden buraya 9 tane dikemediğinizi gördünüz. 21'e düştü. Şimdi formül. Bunun formülü arkadaşlar, bak şu. ikinci yol, kısa yol. Formülü şu. Üçüncü yolumuz. Arkadaşlar, çevreyi neye bölüyoruz? Eboba. Dikdörtgenin çevresi iki parantezinde 28 artı 32'dir arkadaşlar. EBOB'u da kaç buldunuz? 4. Yani bu bu 2 çarpı 60 bölü 4. 64'e böldüm 15. 2 ile çarptım. Kaç yaptı orası? 30 ama yine 9 çıktım. Cevabım 21 geldi. Yani ne yaparsan yap bu 9'u manuel olarak görüp karar vermen lazım. Nasıl görüyormuşum? Tekrar söylüyorum. EBOB'u 4 buldum. 32'yi 4'e böldüm. 8 tane ara arkadaşlar bak 8 tane ara bana ne veriyor arkadaşlar? 9 tane ağaç veriyor unutmayın. Bak 5 parmak 4 ara değil mi? Ya 4 ara 5 tane ağaç demektir. Bunu az önce de söylemiştim. Tamam? Evet. Arkadaşlar bu soru biraz zorlu. Özellikle ben hani buraya duvar yaptığım zaman bir tık zorlaşıyor. Ona da hazır olun diye anlattım. Yoksa çantada keklik topla, 2 katını al, olay bitiyor. Tamam mı? Evet geldik bu grupta EBOB'da verdiğim arkadaşlar son örneğe. Bu biraz daha böyle daha çok sınavda benim gelebilitesi yüksek olarak düşündüğüm bir soru arkadaşlar. Çok uzun bir kurdum. Diyor ki bir mağazada fiyatları aynı olan gömleklerden birinci gün 900, ikinci gün 1080, üçüncü gün 1440 TL'lik satılıyor. Bu mağazada 3 günde en az kaç tane satılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Ne diyorduk? İki tane kelimeye ihtiyacımız var. Bir eşit, iki arkadaşlar en az, değil mi? Bak, en az burada var. Ama burada eşit kelimesi gizli. Neden? Bir mağazada fiyatları aynı olan. Eşit dememişim de, aynı demişim. E aynı şey, öyle değil mi arkadaşlar? Yani hepsinde dikkat edin. Beş sorunun, yani burada. 5 kardeşin 5'i de bir arkadaştır. Hani deriz ya 5 kardeşin 5'i de 5 parmağın 5'i de farklı gibi. Burada hepsi aynı arkadaşlar. Eşit olacak en az olacak. Hepsi aynı olacak kalıp olarak. Peki o zaman demek ki 900 liralık alışveriş yaptım. 1080 liralık alışveriş yaptım. 1440 liralık alışveriş yaptım. Bunların arkadaşlar gömlek sayısının az olması için. Bak gömlek sayısının. En az kaç gömlek diyor ya arkadaşlar. O zaman ne olacak? Fiyat çok olacak ki gömlek sayısı az olsun. Öyle değil mi? Yani ben burada 1 liradan 900 tane gömlek de alabilirim, değil mi? Ya da 10 liradan 90 tane gömlek de alabilirim ama en az gömlek için fiyatı yüksek tutacağım. Tamam? Şimdi fiyata bakıyorum. Ebob bulurken normalde arkadaşlar hani 2'ye bölerek başlardık ya. Az önce bunun sinyalini verdim. Direkt 4 yazdım değil mi? 2 kere 2 yazacağım. Şimdi daha iyi şeyler yapacağız. Mesela direkt 10'a böleceğiz arkadaşlar. Bu 90, bu 108, bu da gene gelecek 144 gibi. Tamam mı? Yani burada eğer görebildiğiniz yüksek düzeyde bir ortak bölen varsa hemen yazın ki işiniz kolay olsun. Mesela şimdi bunları arkadaşlar kaça bölelim direkt? Hepsi 9'a bölünüyor arkadaşlar. 9'a böldüm şu 10 geldi. 9'a böldüm bu 12 geldi arkadaşlar değil mi? 16 mı geliyor? 90, 54, 16 evet. Şimdi hepsi tekrar arkadaşlar 2'ye bölünüyor. Şu 5, bu 6, bu da kaç geldi? 8 geldi. Evet işte arkadaşlar burada bakın bunların çarpımı değil mi? 10 çarpı 9 çarpı 2 ne yaptı? 180 TL yaptı. İşte bu bizim EBOB'umuzdur. Yani bir gömleğin fiyatını 180 TL alırsanız arkadaşlar bak buradan 5 tane, buradan 6 tane, buradan 8 tane Diyorum ki topla 5, 6, 8 ne yaptı? 19 tane gömlek alırsınız. Aa hocam niye topladık? E dedim ya arkadaşlar hepsinin kısa yolu var. Nerede? Çubuk, çıta bölmede, çuval, bidon bölmede direkt topluyorsun. Tamam mı? Bak böyle parasal bir soruda gömlek sayısı hani çubuk, çıta sayısıyla aynı mantıktır arkadaşlar. Topluyorsun. E peki ne yaptım ben? Kare parselde çarptım. Öyle değil mi? İşte Ağaç dikmede toplayıp iki katını aldım. Hepsinin bir kodlaması var arkadaşlar. Dolayısıyla burada akla da yatar. Niye? Çünkü 900 liralık arkadaşlar gömleği ben işte 900 liralık parayı 180 liraya bölersem buradan 5 tane. İşte 1080 liralık parayı 180'e bölersem buradan kaç tane? 6 tane arkadaşlar. Değil mi? Bir de 1440 TL'yi 180'e bölersem değil mi? buradan da kaç tane? 8. E, topla bunları Et sana 18 tane, şey 19 tane gömlek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamamdır. Devam edelim şimdi EKOK problemlerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi EKOK problemlerinde mantık ne? Önce onu bir yazalım. Bakın EKOK problemleri. Arkadaşlar EBOB neydi? Bir bütünü parçaya ayırıyordunuz değil mi? Ya da bütünleri parçaya ayırıyordunuz. EKOK'ta da arkadaşlar mantık parçadan bütüne gitme. Yani parçadan ne gidiyorsunuz? bütüne. Şimdi EBOB'da ne dedim? Soru tipi olarak böyle 5 tane soru tipi anlattım size. Onların isimlerini söyledim değil mi? EKOK'ta da arkadaşlar mantık şu. Bakın 16'ya bir bakalım. Kare biçimindeki bir alanı boyutları 12 santim ve 16 santim olan dikdörtgen biçimindeki fayanslarla kaplanacaktır. Yani parçalardan neye gidiyorsunuz arkadaşlar? Bütüne gidiyorsunuz değil mi? O zaman şöyle diyoruz. Birinci soru tipi kare oluşturma. Değil mi? Bu sefer de dikdörtgenlerden kare oluşturuyorsunuz. Birazdan göreceğiz soruyu. Daha sonra arkadaşlar sayma denklem soru türleri. Bakın 7. soruda A ve B pozitif tam sayılar diyoruz. İşte KLM 5 artı 3, 7B artı 5 şeklinde bir cümle var arkadaşlar. Sonra mesela 18. soruya bakın. 2 basamaklı bir en doğal sayısı işte 4'e bölünüyor. Bölünebilme tarzı sorular var. Ya da arkadaşlar Burada yok ama soru bankasında var. Şöyle diyoruz. İşte bir sepetteki çiçekler 3'er sayıldığında işte iki tane artıyor, 4'er sayıldığında 3 tane artıyor falan. Böyle hani sayma soruları diyoruz bunlara tamam mı? Sayma, denklem ve bölünebilme tarzı sorular arkadaşlar. Ondan sonra ve en önemlisi arkadaşlarım zaman soruları. Tamam mı? Yani bu nöbet tutma soruları, zaman soruları. Hatta şöyle yapıyoruz artık biliyorsunuz arkadaşlar bu üniteden sonra modüler aritmetik yani periyodik problem konusunu işleyeceğiz bir videoda arkadaşlar. O da artık sınavlarda sıkça soruluyor biliyorsunuz. Bütün sınavlarda soruluyor. Modüler aritmetik ismi artık yok arkadaşlar. 2018 itibariyle hani orta müfredatından kaldırıldığı için sadece ismi periyodik problem olarak kaldı. Yani böyle ekok alarak çözdüğümüz sorular onlarla da aslında bu konuyu pekiştirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi İlk soru olarak arkadaşlar soru türlerinden bahsettik. Parçadan bütüne gittiğimizi söyledik. Ekok sorularında ve arkadaşlar hemen ilk soruma bakıyorum. Kare biçiminde bir alan. Hemen arkadaşlar bir kare çiziyorum. Karemiz bu olsun. Boyutları 12 ve 16 olan bir dikdörtgen biçimindeki fayansla kaplanacak. Yani boyutlarımız şöyle arkadaşlar. Boyutlarımızın bir tarafı 12, diğer tarafı da 16 santimmiş. Bunları böyle üst üste yan yana koyup bunu elde edeceğiz arkadaşlar ve bunun için en az kaç fayans gereklidir? O zaman arkadaşlar en azsa şu boyut ne olacaktır? EKOK olacaktır. Öyle değil mi? Bakın EKOK olacaktır. Peki <laughs> bu sayıların EKOK'unu bulalım. 12 ile 16'nın EKOK'u arkadaşlar. 2'ye böldüm 6'ya 8. 2'ye böldüm 3'e 4. 2'ye böldüm 3'e 2. 2'ye böldüm 3'e 1. 3'e böldüm 1. Burayı çarpın arkadaşlar. Bunun EKOK'unu bulursunuz. 4 8 16 3 kere 16 ne yaptı? 48 arkadaşlar. Demek ki demek ki bakın yine burada bunları yan yana koyup bir boyutu 48 olan bir kare elde edeceksiniz. Peki kaç tane yan yana koyabilirsiniz? Bakın görsel olarak da anlatayım size. 3 kere 16 48 yapar, doğru mu? Peki yatayda kaç tane koyarsınız arkadaşlar? 4 kere 12, 48 yapar değil mi? Bakın 12, 12, 12, 12. Ne oldu? 3, 6, 9, 12 tane koydunuz değil mi? Ha hocam çok büyük olsa bu böyle tek tek çizerek bulabilir miyiz? Tabii ki hayır arkadaşlar. O zaman da yöntemimiz ne? Şu bakın karenin alanını arkadaşlar bir tane dikdörtgenin alanına bölüyoruz. Elde ettiğimiz karenin bir kenar uzunluğu 48. Bir tane fayansımızın alanı 16 çarpı kaçtır? 12 arkadaşlar. Bunu böldüm 3. Bunu böldüm 4. 3 kere 4. Bakın kaç tane? 12 tane demiş oluyorsunuz. Tamam. Yani ekokta da arkadaşlar bu hani böyle orada ne yapıyorduk? İşte tarlayı kare parsellere ayırıyorduk. Dikdörtgeni kareye bölmüştük. Burada da tam tersi kareyi dikdörtgene bölüyorsunuz. Çünkü burada arkadaşlar tüme varım var değil mi? Yani minik minik kareleri yan yana koyuyorsunuz. Bir ne minik minik dikdörtgenleri yan yana koyup bir kare elde ediyorsunuz. Tamam mı? Sistemimiz bu arkadaşlar. İlk soru tipini de böylelikle halletmiş olduk. Şimdi bunun arkadaşlar sayma sorusu olarak anlatımını yapayım size. Yani bu bir sayma sorusu olsa nasıl olurdu? Derdik arkadaşlar işte bir sınıftaki öğrenciler beşer sayıldığında 3 öğrenci artıyor. Yedişer sayıldığında da 5 öğrenci artıyor derdi. Bu sınıftaki öğrenci sayısı 3 basamaklı bir sayı ise arkadaşlar en az kaçtır değil mi? Bak burada ne diyoruz? <laughs> en küçük KLM sayısı diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Hocam bunun çözümünü nasıl yaparız? Şöyle yaparız arkadaşlar. Deriz ki bu KLM sayısını ben 5'e böldüğümde 3 artıyor. Ve arkadaşlar burada 7'ye böldüğümde de 5 mi artıyor? Soru tipi olarak arkadaşlar mantık şudur. Bakın şurada aradaki farklardan yürüyerek arkadaşlar her tarafa kaç eklemeniz gerektiğini görürsünüz. 2. Neden peki? Bakalım neden. Şimdi ben KLM'ye 2 ekledim. Sağ taraf 5A artı kaç oldu? 5. Burası 7B artı kaç oldu? 7. Ve arkadaşlar şunu gördüm. KLM artı 2 eşittir. 5 parantezinde A artı 1 ve 7 parantezinde B artı 1 olduğunu görünce sevgili arkadaşlar artık buranın ekok 5 7. Yani KLM'nin iki fazlası arkadaşlar bakın ekok 57 demek arkadaşlar 35 demektir. Öyle değil mi? Yani ardışık tek sayıların bir önceki videomuzda özellikleri anlatmıştık. Ardışık tek sayıların ekokları bunların çarpımıydı değil mi arkadaşlar? Peki bu 35'in katı mı olacak? Evet ama ben 35'in katına 350 de derim 3500 de derim. En küçük KLM sayısı diyor. Yani 3 basamaklı en küçük olması için sevgili arkadaşım K'ya kaç vermelisin? 3 değil mi? 35 çarpı 3 ne yaptı? 105 ve arkadaşlar buradan KLM sayısı 2'ye atın karşıya kaç gelmiş oldu? 103 gelmiş oldu. Yani KLM'nin 3 basamaklı en küçük değeri kaçmış arkadaşlar? 103'müş. Bu durumda bakın bu durumda KLM'yi buldunuz. O zaman 103 eşittir 5 artı 3'tür ve 103 eşittir 7b artı 5'tir arkadaşlar. Buradan bakın 3'ü bu tarafa attığınızda 100 eşittir 5a'dan a değeri kaç gelir arkadaşlar? 20 gelir. Doğru mu? Buradan 7b eşittir. 5'i bu tarafa attınız. 98'den b değeri kaç gelir? 14 gelir değil mi? 70, 28 daha 98. Evet bize a artı b'yi soruyordu arkadaşlar. A artı b'yi buldunuz. 20, 14 daha kaç yaptı arkadaşlar? 34 sorunuzun cevabıdır. Anlaştık mı? Olay bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada siz her tarafa 2 ekleyip KLM'yi bulduktan sonra arkadaşlar diyorsunuz ki 103 eşittir 5A artı 3 ve 7B artı 5'ten buradan A'yı buluyorsunuz 20 buradan da B'yi buluyorsunuz 14 ve sorunuz bitmiş oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Olay bu işte. Tamam. Yani sayma soru tipi olarak arkadaşlar çözümlerimiz bu şekilde. Şimdi benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Şuna dikkat edin. Bakın şuna dikkat edin. Bu denklem varsa ya da oluşturduysanız burayı komple 5'in katı, burayı komple 7'nin katı yapmak için ne yapmalıyıma cevap vermeniz lazım. Bu soru için buraya kaç eklemelisiniz arkadaşlar? 2 bunu gördük. Peki alttaki soru bu aşamaya geldiği zaman acaba kaç eklemeliyizin cevabı nedir? Şimdi onu görelim sevgili arkadaşlar. Tamam Diyor ki soru bize. İki basamaklı bir en doğal sayısı. Bak. En doğal sayısı 4'e. En artı bir doğal sayısı kaça? 5'e ve en artı 2 doğal sayısı da kaça bölünüyormuş arkadaşlar? 6'ya tam bölünüyor. Bu şu demektir. Bunların kalanları arkadaşlar nedir? 0. Tam bölündüğü için. Peki <laughs> bunlar tam bölünüyor ama bunların bölümleri ne? Şuna A, şuna B, şuna da C diyelim arkadaşlar. Tamam mı? O zaman buna göre N eşittir 4A artı 0'ı yazmıyorum. N artı 1 eşittir 5B. N artı 2 eşittir 6C. Değerli arkadaşlar bakın şöyle yapıyoruz. 3'ü için N eşittir buraya göre nedir? 4A. Şunu karşıya atarsam 5B eksi 1. Şunu karşıya atarsam 6C eksi 2 olur. Doğru mu? Şimdi buna göre arkadaşlar burada bakın. Az önce demiştim. Bunları elde etmek için her tarafa kaç eklediniz? 2. Şimdi öyle bir ekleme ya da çıkarma yapıyorsunuz ki hepsini aynı çizgiye topluyorsunuz. Bakın bu ise burada hepsinden arkadaşlar 4 çıkarmakla oluyor. Tamam mı? Hocam biz bunu nerede göreceğiz? Nereden göreceğiz? Nasıl buna karar vereceğiz? Arkadaşlar birincisi ne yapacağınızı bilerek yani bura komple 4'ün katı, bura 5, bura 6'nın katı olduğunu düşüneceksiniz. İkincisi deneme yanılma yapacaksınız ve buradakini elde edeceksiniz. Yani bir şey ekleyerek ya da çıkararak bu sonuca ulaşmak 2-3 adımda zaten mümkün arkadaşlar. Tamam mı? Size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin. Burası ne oldu o zaman? 4A-4 Eksi 1 eksi 4 eksi 5 eksi 2 eksi 4 ne oldu 6c eksi 6 yani neticede arkadaşlar n eksi 4 eşittir. Bura bak 4 parantezinde a eksi 1. Bura 5 parantezinde b eksi 1. Burada da 6 parantezinde c eksi 1 olunca sevgili arkadaşlar bunların ekokları kaç geldi? 60. Bak. Kimin ekoku hocam? Onu da yazalım. 4'ün, 5'in ve 6'nın. Değil mi arkadaşlar? Bak. 4, 5 ve 6. <laughs> Peki. Yine bir önceki videoda az önce söyledim. Ardışık tek sayıların ekokları çarpımıydı. 7 kere 5 35. Ardışık sayıların ekokları çarpımıydı. Ama çift sayı gelince çarpımın yarısı oluyordu. Bak 4 ile 6 çift çarp bunları 120. 2'ye böl ne geldi? 60. Peki sevgili arkadaşlar şimdi aşağı geçiyoruz. Bakın. N eksi 4 sayımız eşittir. 60 K oldu. Doğru mu arkadaşlar? 4'ün 5'in 6'nın katı. Peki bana ne diyor soru? Buna göre en sayısının rakamları toplamı kaçtır? Değerli arkadaşlar, dikkat edin. 2 basamaklı en sayısı diyor. Yani k'yı mecburen kaç alacağım? 1 alacağım. Doğru mu? O zaman burası ne geldi? 60. Yani en kaç geliyor arkadaşlar? 64. Bunun da rakamları toplamını soruyor. 6 4 toplamından cevabınız 10 gelmiş olur kıymetli arkadaşlar. Tamam mı? Yani buradaki mevzu arkadaşlar denklemi yazdıktan sonra bunları aynı çizgiye getirmek ekok alabilmek üzerine kurulu. Bunun için kimi zaman bir sayı eklemesi yaparsınız, kimi zaman bir sayı çıkarması yaparsınız ve o sonuca ulaşmaya çalışırsınız. Tamam mıyız? Olay bu. Yani buradaki soru neydi? Farklı bir soru tipiydi. Buradaki bir denklem tarzıydı. Bu bir bölmeydi. Bir de bunların sayması oluyor. Dediğim gibi şimdi size bir Mesela sayma denklemi yazayım, bunlara benzer arkadaşlar, tamam mı? Bir sayma denklemi yazayım, onu da beraber yorumlayalım. Bak şöyle bir sorudan bahsedeyim. Diyeyim ki mesela ben e, bir tane okul var, o okulda öğretmenim. Diyorum ki öğrencileri ben üçer saydığımda mesela iki öğrenci artıyor, 4'er saydığımda iki öğrenci artıyor, 5'er saydığımda da iki öğrenci artıyor. Ha şimdi ben bu denklemi çözmek için ne yaparım mesela arkadaşlar? Bu denklemi çözmek için de her taraftan 2 çıkarırım. Anladınız mı? Yani öğrenci sayısının 2 eksi 3 x 4 y eşittir 5 s olur mesela. Bunların ekoku kaç gelir arkadaşlar? 60 gelir. O zaman öğrenci sayısının 2 eksi 60'ın katı olur. Yani buraya 60 k deriz. Sonrasını soru karar verir. Der ki mesela en az kaçtır derse k'ya 1 derim. 2 basamaklı en az derse K'ya kaç derim? 2 derim. İşte 300'den fazlaysa K'ya 5 derim. Anladınız mı arkadaşlar? Olay bu. Tamam mı? Yani burada bir ekleme çıkarma mevzusu arkadaşlar her soru tipinde vardır. Tamam? Şimdi geldim buraya. Veya şöyle bir soru var geçmişte çıkmış. İşte bir sepetteki çiçekler 3'er, 4'er, 5'er sayıldığında her seferinde 2 çiçek artıyor falan filan. Tamam mı? Yani siz orayı anladınız zaten soru bankasında bu söylediğim nitelikte sorular var arkadaşlar. Videoları izledikten sonra mutlaka soru bankasını çözüyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi 19. 3 belediye otobüsü ne demiştim? Zaman soruları ekoktur. 3 belediye otobüsü her gün aynı duraktan aynı D durağından hareket etmekte ve belli bir güzergahı takip ettikten sonra tekrar aynı noktaya durağa dönmektedir. Otobüslerden birincisi 45 dakikada Bak birincisi 45 dakikada, biri, ikincisi 1 saat 15 dakika. E bir saat kaç dakika? 60. 15 tane oldu? 75 dakikada. Üçüncüsü 1,5 saatte yani 60-30'da 90 dakikada bir aynı durağa varıyor. Bu otobüsler saat 7.30'da duraktan hareket edip aralıksız sefer yaptıklarında ilk kez saat kaçta aynı durakta olurlar? Yani arkadaşlar ekok sorusu değil mi? Şimdi bunların ekoklarını bulalım. Bakın. 2'ye böldüm. 45, 75, 45. 3'e böldüm. 15, 25, 15. 3'e böldüm. 5, 25, 5. 5'e böldüm. 1, 5, 1. 5'e böldüm. 1. Arkadaşlar buradan çarptığınız zaman bakın. Ekokları kaç geldi? 25, 2 ile çarptım 50 9 ne yaptı arkadaşlar? 450 dakika. Öyle değil mi? Şimdi 450 dakikayı saate çeviriyorum. 60'a böldüm. Tamam. 7 kere 6 42 420 ne kaldı? 30. Yani arkadaşlar 7 saat 30 dakika sonra tekrar aynı durakta mı oluyorlar? Peki. Saat kaçta çıkmışlardı? Zaten 7.30'da. O zaman ekledim arkadaşlar. 14 saat kaç olur? 15.00'da tekrar aynı durakta olurlar. Yani ben <laughs> birinci otobüsün 45 dakika sonra aynı durağa geldiğini, ikincisinin 75 dakika sonra, üçüncünün de 90 dakika sonra o durağa uğradığını biliyorum. Peki burada ne soruluyor bana? Üçünün tekrar denk gelişi nedir işte o arkadaşlar? Ekoktur. Yani bu şuna benzer. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Ben 3 günde bir nöbete kalıyorum. Sen 4 günde bir İkimiz kaç günde denk geliriz? 3 ile 4'ün ortak katı olan 12 günde bir denk geliriz. Mantık bu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir de bunun zaman sorusunun arkadaşlar geçmişte ÖSYM tarafından sorulduğu kesirli soru tipi var. Bakın kesirli zaman sorularında ekok şöyle alınır. Önce onun arkadaşlar size formülünü vereyim. Bakın A bölü B, C bölü D, E bölü F eşittir. Arkadaşlar kesirli sayıların ekoku için üstteki sayıların ekoku AC alttaki sayıların EBOBO BDF aldır. Tamam mı? Yoksa bunu bilmezseniz arkadaşlar sıkıntıya girersiniz. Neden? Diyor ki bir sinyalizasyon sisteminde A lambası 2 bölü 3, B lambası 3 bölü 4, C de 4 bölü 5 dakikalık aralıklarla yanmaktadır. Şimdi ben bazen görüyorum öğrenciler bu formülü bilmedikleri için arkadaşlar büyük ihtimalle aranızda da birçok kişi böyle çözmüştür. İtiraf edip yorum yapın. Tamam mı arkadaşlar? Bak 2 bölü 3'ü 60 ile çarpıyor. Bölüyor 40 saniye. Ondan sonra 3 bölü 4'ü 60 ile çarpıyor. 45 saniye. Sonra arkadaşlar 4 bölü 5'i 60 ile çarpıyor. 48 saniye. Sonra gidiyor bunların ekokunu alıyor yani 40'ın 45'in ve 48'in ekoku kaçtır Ben hemen hesaplayayım arkadaşlar ee, 6 12, 12 12 12 çarpı 60 720 arkadaşlar 720 saniye yapıyor bunu da 60'a bölüyor kaç geliyor 12 dakika sonra cevabına ulaşıyor tamam mı bu arkadaşlar nedir birinci yol Peki biz bunu mu kullanacağız Hayır biz işte arkadaşlar verdiğim pratik formülü kullanacağız. Tamam mı? Neymiş formülümüz? Kesirli sayıların ekok formülü. Bak 2 bölü 3'ün 3 bölü 4'ün 4 bölü 5'in ekoku. Neymiş arkadaşlar? Üstteki sayıların ekoku. Yani 2'nin 3'ün 4'ün ekoku. Alttaki sayıların da ebobu. 3, 4, 5. Arkadaşlar 2, 3, 4. Çarp ne yapar? 24. 2'ye böl 12. Çünkü ardışık sayıların ekoku çarpımıydı. Eğer çift sayı denk gelince çarpımın yarısıydı. 3, 4, 5'in bu zaten bir arkadaşlar. O zaman 12 dakika bak ne diyor? En az kaç dakika sonra tekrar birlikte yanarlar? 12 dakika sonra tekrar birlikte yanacaklardır. İşte şurada arkadaşlar şu uzun yolla çözdüyseniz artık buraya bir çarpı atın. Yandaki saniyelik çözüm sizi bekliyor. Değerli arkadaşlarım Ebo Pekok ok, hani problemlerinde burada noktalamış olduk. Ama dediğim gibi bir sonraki videomuz modüler aritmetik yani periyodik problemler EBOPECOK'la çok organik bağ var. Hani orayı çözerken zaten buradan bir fayda sağladığınızı siz de göreceksiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.